Başkanım hayırlı olsun öncelikle yolumuz. İnşallah biz için hayırlı olsun. Kamuoyunda bir algı oluştuğu, araçların sığmadığı konusunda, geçişlerde bir sıkıntı yaşadığı konusunda bu konuda söyleyeceğiniz bir açıklama var mıydı? Evet, ben bugün sabah mesaimi Gazi Caddesi'nde başladım. Gerek emniyet mensubu arkadaşlarımızla, gerek zabıta müdürlüğümüzdeki personelimizle şehrin her noktasındaki yaptığımız değişikliklerle ilgili sıkıntıları takip ediyoruz. Vatandaşımız şu anda bu yeniliklerin bir kısmına henüz adapte olamadı. Zorluklarımızın bir kısmı da bundan kaynaklanıyor. Tabii ki 10 yıldır bir alışkanlık var. Gazi Caddesi tek yönlü bir akan trafiğe sahipti. Bundan dolayı da vatandaşımız o 4 şerit yolun rahatlığını ilk günden tabii bir rahatsızlık olarak görebiliyor. Haklıdır da. Ancak şu var, eğer sağ parklar yapılmayacak olursa, yapılmamış olursa, ki gördüğünüz gibi şu anda baktığımızda sağ park olmadığı sürece herhangi bir şekilde trafiğin aksayan bir tarafı yok. Oldukça rahat akıyor. Bu tarafa bakarsanız şimdi bizim aracımız da sağ tarafta 12 metrelik halk otobüsü gayet rahat geçebiliyor, kurtarıyor. Tabii zorlukları var. Zorlukları var. Alışkanlıkların değişmesi yönünde bir takım zorluklar yaşanacak ilk birkaç gün. Burada da gerek sağlıkta ekipleri, gerekse emniyet personelimiz toleranslı davranıp vatandaşımızın çift yönlü trafiğe ve Gazi Caddesi'ndeki yaptığımız, Atatürk Caddesi'nde yaptığımız, 27 Mayıs'ta Stad Caddesi'nde yaptığımız, hatta daha perifere indiğimizde Halk Pazarı Caddesi'nde yaptığımız, Hamitçin'e de Yurt Sokak'ta yaptığımız değişiklikleri eğer topyekun uygulamaya sokabilirsek Burdur kent trafiği bundan sonra daha rahat olacak. Şu açıdan bakın, eskiden Gazi Caddesi'nin alternatif olan Adliye Caddesi tek yönde ilerlerken şu anda Gazi Caddesi'nin alternatifi Adliye Caddesi oldu. Yani şu anda eğer Gazi Caddesi'ne girmek istemiyorsa vatandaşımız bu yolun alternatifi olarak Adliye Caddesi'ni kullanabiliyor. Yani bir de o tarafından baktığınız zaman, bakın ben şimdi takip ediyorum bir taraftan, çok büyük kavşaklarda yığılma yok. Sadece Cumhuriyet Caddesi'nden, yani Oluklaraltı istikametinden gelen trafikte küçük problemler var. O da sağ parklarla ilgili. Fiziksel olarak onların da önlemini alacağız. Sağ parkların önüne geçtiğimizde bu iş fazlasıyla kolay bir şekilde halkımız tarafından benimsenecek kadar olacak. Ama bu işle iş devam ederse iyi bir trafiğin Burdur'da akacağına inandıklarını söyledi. Peki başkanım, ilk günü olarak baktığınızda ne tür eksikler gördünüz? LFA konusunda eksikler var mı? LFA konusunda yetersizliğimiz olan yerlere arkadaşlarımız hızla çalışıyor. Sinyalizasyonda bir iki eksiğimiz var. Onları tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Bir yandan da UDEP projesi kapsamında yapılmış kaldırımların eski halinden bir buçuk metre daha geniş olması yolu biraz daralttı. Biz yayalarımızı herhangi bir şekilde sağlığını ve yaşamını tehlikeye atmama adına fiziksel olarak ayırdığımız saksıların genişliği yolu biraz daralttı doğal olarak. Önümüzdeki süreç içerisinde halkımızın yaya geçitlerini kullanma alışkanlığını kazandırdıktan sonra bu fiziksel ayrımın bize çok da çağdaş olduğunu düşünmediğimiz fiziksel ayrımın ortadan kaldırılacağına inanıyorum. Yani burada halkımız bize yardımcı olacak. Halkımız yardımcı olursa biz onları gayet rahat kaldırabiliriz.